Ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen yokken biz çok teknik konuştuk. Hakan abi Mazda'yı anlattırdım. O havalandırmayı. Sonra silindir kapak contası neden yanar? Ben yapılırken gördüm onu. Ne yapalım yani? Ben anlattırdım yani. Değil mi yani? Değil mi? Sonra silindir kapak contası neden yanar diye sordum. Çok izlendi. Sonra Altaş şey geldi. Abi siz bu teknikleri konuşsanız niye az konuşuyorsunuz dedi. Dedim ki konu belli o zaman. Turbo mu? Kompresör mü? 4 saatlik bir programa hoş geldiniz. Ya yok aslında basit ya. Turbo diyorum geçiyorum ben. Sen de kompresörde şey gibi bitsin. Hayır hayır turbo. Abi sanki turbo çok iyi, kompresör tukaka gibi bir durum var. Yok canım. Hayır kesinlikle. Ama öyle algı bu. Abi turbo var arabada ya falan hani var da. Hani ne nedir ne değildir. Ama kompresör turbodan eski bir teknoloji. Kesinlikle. 1920'lerin başında Bentley'lerde vardı önde böyle. Tabii. Roots'lar vardı, Eaton'lar vardı vesaire. Neyse ya işte. Model uçak motorlarında bile var. Yani orada mekanik bir düzenekle gelen havayı böyle kar topu yapar gibi sıkıştırıp sıkıştırıp arkaya veriyorsun. En basit mantık bu. Hatta Bentley Blower'dı galiba onların adı. Ya zaten bu, yani bak Blower, blower Charger, Supercharger, Compressor bunlar hepsi aynı bir mekanik düzeneği. Bir daha saysana şunları baştan başla böyle tek tek. Ya farklı isimleri var. Blower diyorlar yani tamam. Üfleyen. Üfleyici tamam. Evet. Tamam mı? Supercharger. Süper besleme, yükleyici. Tamam. Niye Supercharger deniliyor? Çünkü motorun nefes alabileceğinden daha üst seviyede bir şeyi içeriye zorla sokuyorsun. Tamam. Süper üzeri demek çünkü. Kompresör adı üstünde. Almancadan geliyor. Kompresör. Yani, o da sıkıştırıcı demek. Havayı sıkıştırıp gönderiyorsun. Hep böyle bir kar topu yapıp içeri atıyorsun yani. Sıkıştırıp. Ne gidiyorsun lan? Adam benden kaçıyor da elimde kalem var ondan. Abi kalem böyle geliyor devamlı. Ben ne yapıyorum? Yazım girelim. Çeviri ya. Ama bak şu. Şimdi... Ama bak öyle deme şimdi. Şimdi Hakan abi. Muhabbet gerekli seviyeye inmiştir. Devam edebiliriz. Şimdi bak. Halit Bey yerden göğe kadar haklı. Bir motorun, içten yanmalı bir motorun daha verimli çalışabilmesi için içeriye biraz daha fazla hava ve yakıt sıkıştırabilirseniz ondan daha büyük verim alırsınız. Daha büyük dinamitler patlıyor. Bum bum. Bir birim alana 1,5 sıkıştırırsan patlama daha güçlü oluyor. Hikaye evet. Bundan ibaret aslında. Yani madencilikte düşünün. Daha deliyorsun, içeriye dinamit koyuyorsun değil mi? Daha büyük dinamit koyarsan daha çok şey iniyor. Daha büyük güç çıkıyor ortaya. Motorda da kapalı bir ortam içinde sen havayla yakıtı karıştırıp bum yapıyorsun pistonu aşağı indiriyor. Hikaye bu. Piston aşağı indi. Piston aşağı. Bak konu buraya geldi. Ve bu ben, konuda... Ben dağdayım, kaç. Ben dağdayım hala. dinamik falan. Ama yani kapalı bir ortamda kontrollü bir yanma patlamanın sana faydalı hale gelmesi. Tamam konu, şimdi konu kompresör bu. Ne? Şimdi kompresör turbo hakikaten ne? Senin de dediğin gibi... Bu işin ilk başında keşfedilmiş mekanik bir düzenek. İki tane merdane ki bu merdanelerin şekli zaman içinde hep değişti. Yani roots vardı, twin scroll var, vidalı var, şu var, bu var, vıdı vıdı derken biz bir şekilde iki tane merdaneyle günün sonunda ya bir emme mekanizması havayı ya. Alıp sıkıştırıp içeriye gönderiyoruz kontrollü bir şekilde. Buna tekabül edecek ilave yakıtı da veriyoruz ve o motordan daha fazla güç alıyoruz. Ha. Ama... Temel farkı söyleyelim mi? Tam mekanik çalışır kompresör, gücünü motordan alır. Çünkü bir kayışla ya da... Dolayısıyla devire göre artan bir şey mi? Motordan bir... güç çalarak güç üretir. Bak. Şimdi... Turbo öyle değil. Supercharger dediğimiz şey ya da kompresör dediğimiz şey... motorun... Kompresörle supercharger aynı şey. Aynı şey. Motordan mekanik yöntemlerle tahrik edilir. Evet. Döner, döndüğü zaman da şeyi havayı alır, bir şekilde emme manifolduna iletir. Aslında çok özür dilerim. Toplumda kullandığımız kompresörlerden farklı bir şey değil. O da dönerek hava üretiyor. Evet. Yani. Havayı emiyor, sıkıştırıyor. Bu havayı kadar buraya yani. Depoluyor. Onu, evet. O depoladığı havayı kullanıyorsun sonra. Şöyle düşün. Crankbin'le bağlı bir kayış düşün. Kompresör de ona bağlı. Motoru çalıştırdığın andan itibaren kompresör de dönmeye başlıyor. Crankbin'den aldığı hareketle ve emişe başlıyor. Orada bir hava oluşturuyor. Havayı emiyor içeriye sıkıştırıyor. Yani emip içeri yolluyor. Elektrikli süpürgeden farklı değil. Peki. Mantığı tamam. Yani. Turbo. Kesinlikle. Mantığı o. Turbo. Ona gelmeden önce bir şey söyleyeyim. Şimdi piston
aşağı doğru hareket ederken emme su baba açılıyor ya. Aşağı doğru hareket ederken tıpkı bir enjektörün şişenin içinden ilacı çekmesi gibi bir vakum yaratarak içini dışarıdan gelen havayla doldurmaya çalışır ve doldurur. Bu ama her koşulda ideal değildir. Belli devirlerde, belli koşullarda, belli gaz kelebeği açılarında bir parça verimsizleşebilir. Belli yüksekliklerde, belli sıcaklıklarda bu arada. Yani havanın sıcaklığına, irtifaya vesaire göre de. Bu her zaman kağıt üstündeki gibi ideal bir hava çekme işlemi olmaz. Verimsizleşebildiği durumlar olur. Burada güç düşer doğal olarak. Bunun önüne geçmek için ve motordan daha fazla güç elde edebilmek için sen dışarıdan aşırı besleme yöntemleri kullanırsın. Bunun içinde supercharger da vardır, turbo da vardır. Ve supercharger daha önce icat edilmiş bir mekanik düzenek. Motordan direkt bir kayışla, genellikle kayışla tahrik edilerek çalışan bir sistemdir. Ve istenilen sonucu verir mi? Evet verir ama bunun belli maliyetleri vardır. Bu maliyetlerde parazitik kayıplar dediğimiz ya da Türkçesi asalak kayıplar dediğimiz kayıplardır. Çünkü sen bu süperchargerı bu kayış vasıtasıyla sürekli döndürmek zorundasın ya. Bunun motora bir faturası var. Güç çalıyor bir de yakıt. Daha fazla güç yakıt demek o zaten. Yani daha fazla yakıt harcıyorsun. Ve ben bunu kendi aracımda yakıt tablolarında çok net bir şekilde gördüm. Bunu saatlerce ilave anlatayım. Bir mekanizma daha çalışıyor çünkü. Tabii. Yani bambaşka bir düzenek daha döndürüyorsun sen oradaki crankla. Yani crankın görevi nedir? Tekerlekleri döndürmek. Günün sonunda tekerlekleri döndürmektir. Ama başka bir şey daha çeviriyor. Ama alternatörü de mesela devre dışı bırak, yakıt tüketimin azalır. Elektrik üretmek zorunda olmasan. Tabii canım, alternatör su pompası, yağ pompası, bunların hepsi aslında motorun gücünden faydalanıyor temelde. Ama günün sonunda sen onları eğer koymazsan da motor çalışmıyor. İşte o yüzden SI'nin ilk versiyonlarında onlar takılmadan güç ölçüldüğü için Amerikalılar da hep güç yüksek çıkar mesela. Tabii 450 beygir diyorlar araba. Avrupa'ya getirip bir ölçüyorsun, 350 beygir çıkıyor. Hayır canım, yani bir tarihte sattıkları V8'ler 175 beygirdi. 120-130 beygirlikleri var ya. Tabii canım şeyler. V8. Adamlar öyle bir korvetler sattılar ki o şey C4 öncesi korvetler, C4'ler de dahil. Söyledim 145 beygir falan da onlar gerçek hayat gerçek şeyini ölçtüğün neyse zaman. Onlar artık seyanet dediler. Seyanet olunca Avrupa'ya yaklaştırdılar falan. Neyse artık evet. Yani o evet o tartışmalar biraz geride kaldı. Bir şeyi ayrıştırayım hemen burada. Kompresörler ağırlıklı olarak rölanti devrinden itibaren orta devirlere kadar güç üretmeye yardımcı olur. Sonrası boştur. Turbolar büyüklüklerine göre rölanti devrine inemediler henüz ama çok yakın yere geldi. Elektrikli turboları da anlatırız. O ayrı bir o kadar. Tamamen ayrı. Ama turbolar da orta devirlerden en üst devirlere kadar gidebilen bir güç üretim eğrisi gösterir. İkisinin o yüzden mesela Volkswagen zamanında çift beslemeli yaptı. Alt taraftan 3200 devre kadar kompresörle gelip oradan sonra klapeyi değiştiriyordu. Çat turbodan beslemeye devam ediyor da 6000 devre kadar. Ama onu bıraktı kenara artık. Artık yapmıyor. Çünkü çok karmaşık. Ya, çok karmaşık. Mini Cooper'da 1.6 motorda önce kompresörle yaptılar. O Chrysler makinesiydi. Ondan sonra ışığı gördüler şeye geçip turbo. Işığı gördüler derken farklı bir anlamda ışığı gördüler. 1.6 motordan bahsediyoruz. Evet. Onlara gelmek istiyorum. Süperchargerlar ya da kompresörler teoride hakikaten mükemmel düzenekler. Ama dediğimiz gibi bu parazitik kayıplar şeyde özellikle çok yüksek devirlerde çok düzgün performans üretememeleri vesaire bunların artık farklı bir motor sınıfında kullanılabilmesi anlamına geliyor. Bu farklı motor sınıfı da 3 litre ve üzeri mümkünse V çalışan motorlar. Yani sizin V6 bir 3 litre motorunuz varsa V8 4.2 5 litre 5.7 6.2 yani daha büyük motorlarınız varsa evet burada bir şey çalıştırmak, kompresör çalıştırmak bir parça daha mantıklı oluyor. Hem paketleme açısından her şeyin yerine sığabilmesi açısından hem de bugün bir V8 motordan bahsedecek olursak 5 litre, 5.7 her neyse bunların devir bantları da çok yüksek değil. Değil yani bunlar 10 bin devir dönmüyorlar. En babaları aslında gerçek hayatta 6.000 devir dönüyor. Burada hani 6.000 devire kadar çıkan bir motorda da güç bandına baktığımız zaman ona uygun bir kompresör imal etmek bir parça daha mantıklı olabiliyor. Ama 7.500-8.000 devir dönen bir 4 silindirli motora kompresör takmaya çalışmak artık günümüz koşullarında beyhude.
Ben bunu kendim yaşadım. Ben 10 yıl 1.8 litrelik bir 4 silindirli motora kompresör taktım, onunla kullandım. Ve bunun eksilerini, artılarını yaşadım. Eksilerini de yaşadım. Daha sonra ben bu aynı motoru, kompresörü söküp üzerine turbo taktığım zaman yakıt tablolarında çok ciddi değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Ve araç bir anda %24 ila 28 civarında yakıt tasarrufu görmeye bir anda. Bak, turboyu herkes niyeyse performans parçası olarak görüyor. Hayır, değil. Aslında turbo tam tersine yakıt tüketimini düşürmeye yardımcı bir parçadır. Kesinlikle. Yani, kesinlikle. Hikaye budur. Şu var. Şimdi turbolar aslında bizim zannettiğimiz kadar yeni şeyler değil. 60'larda vardı, 70'lerde vardı, 80'lerde popüler oldular. Porsche Saab falan kullanıyordu zaten 70'lerde. Ama şimdi o tarihte kullanılan turbolar çok rafine düzenekler değillerdi. Büyüktü. Bir parça daha hantallardı. Büyük yapılmak zorunda kalıyorlardı. Üst devirleri besliyorlardı. Ha. Çünkü spor otomobillerde kullanıldı ilk aslında temelde. Turbonun kalbine baktığınız zaman içeride çok ince, çok hassas bir şaft vardır. Bu mil, bu şaft çok hassas yataklar üzerinde çalışır. İnce bir yağ filmi tabakasının korumasıyla çalışır vesaire. Ve belli devirlerde kalabilmesi gerekir. Ve sıcak bir ortamda çalışır. Deli gibi 950 derecelere, 1000 dereceleri gören deli gibi sıcak tarafı ortamlarda. Var. Yani tarafı var, öyle değil. Ama hani 80 bin ile 130-150 bin devir arasında çalışır bunlar. Hani 200 bin devirlere çıkan turbolar var. 220 bine kadar geldiler bildiğim kadarıyla. Ya buyurun, yani burada sen yağın artık işlevini yitirmesinden falan bahsediyorsun. Çok atlayarak gittik, geri gelip konuyu toplamam lazım. Eskiden dediğimiz 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda üretilen turbolar günün koşullarına göre alt devirlerde pek fazla verim üretemiyorlardı. Sen gaza basıp bekliyordun. Bu da turbonun maalesef kötü bir şöhret edinmesine neden oldu. Kesinlikle. Turbo varsa beklersin kardeşim, bir halta yaramaz. Alt devir boştur. Fakat şimdi twin scroll'dan tut da twin turbo'ya kadar ve pal optimizasyonuna kadar. Variable geometriler var, değişken geometrili paller var artık biliyorsun. Benzinleri de kullanıyorlar bu arada artık. VNT'yi 80'li yılların sonlarına doğru aslında geliştiren Shelby'dir. Çünkü kalktığı çok halim selim minnacık motorlu bir şeye koydu adam. Chrysler'ın bir ürününe koydu VNT turboyu. Deli gibi de başarı elde ettiler ama o rakamları çok küçük tuttular bilerek. O bir şekilde bir testti. 80'li yılların ortalarında, sonlarında Colt'un 1.6 motoruna koydular Dodge'da. Ve dehşet bir verim elde ettiler. Sonra dediler ki, ha bu olabiliyormuş. Bugün dizel araçlara baktığımız zaman bayağı bir dizel araçta VNT turbo var. Yani, VNT turbo... değişken geometriliği zaten bildiğim kadarıyla artık neredeyse tüm dizellerde kullanıldı bir şekilde. Yani onun da bir avantajı, klasik geleneksel wastegate yok üstünde. Sen o oradaki kanatçıkların açılarıyla oynayarak istersen egzozu boşa atabiliyorsun, wastegate çalışırmış gibi. İstersen bütün egzozu kullanabiliyorsun ve onları pallerin üstüne nasıl yönlendirdiğin senin hangi devirde turbonun daha verimli olacağına karar verebilen bir şey. Elektronik gelişti ve çok sıcak ortamlarda çalışabilen elektronik düzenekler de var artık. Aynısı uçak teknolojisi de kullanıyor biliyorsun değil mi? Embraer'in çift şeyle turboproplu motorlularında motor hep sabit devir çalışıyor. Sadece pervanelerin değişiyor işte. Yani very but aynısı my, aynı. Tek motorlu Cessna'larda falan da bunlar aynısı uygulanabilen yani, şeyler. Farkı değil. Ama burada artık günümüzde bizim turbo şarj dediğimiz o minicik kapalı kutu çok çok daha becerikli bir şey haline geldi. Ve çok düşük devirlerde çok daha yüksek verim elde edilebiliyor. Yanlış hatırlamıyorum, bir Mercedes motorunda 1200 devirde maksimum torka ulaşıyor mesela. Ama işte adamların göbeği çatladı onu yapabilmek. Ama becerdiler. Yani ulan zaten 800 devir çalışıyor rölantide. Tamam mı? 1200 devirde maksimum tork alıyorsun. Bu ne demek? 800'den 1200'e kadar da zaten böyle akarak geliyor. Hani tork zıplayarak geliyor. Ve 30 PSI'lardan falan bahsediyor. Yani 2 bardan bahsediyor. Bu arada şeyi söyleyelim, bak onu söylemedik. Kompresör nasıl çalışıyor anlattık ama turbonun yaptığı iş aslında 1 mil üzerinde bir pervane var, egzoz akışında bulunuyor, egzoz manifoldunun çıkışında. Egzozun debisiyle, egzoz gazının debisiyle bu pervane dönüyor. Dolayısıyla milin diğer tarafındaki pervaneyi de döndürmüş oluyor. Ve o da dışarıdan temiz havayı alıp
emme manifolduna basıyor. Çok basit. Buradaki kara büyünün sırrı da şu. Bu bir motor olsun. Burada emme manifoldu, burada egzoz var. Buradan belli bir hava giriyor değil mi? Siz bu havanın içine yakıt da ilave ediyorsunuz. Bunu patlatıyorsunuz ya da yakıyorsunuz. Yani orada... Dizel veya benzin mi? Burada hem ısınıyor hem çok genleşiyor ve içeriye aldığınızdan çok daha dinamik, çok daha yüksek bir hacmi siz buradan dışarıya veriyorsunuz. Dolayısıyla ve ciddi bir de basıncı var bunun. Yani bakma 6-8 PSI'lara gelir manifold basıncı eğer önünde bir şey varsa, akışı engelleyecek kısıtlama varsa. Buradaki akış bir türbonun pallerini ya da pervanesini çok büyük bir verimle döndürebilecek hale geliyor. Oradaki akışı da optimize ediyorsun. Çok güzel kanallardan tam kanatların üstüne doğru basacak şekilde veriyorsun. Ve artık sen burada bu palleri ne bileyim 100 bin devirde, 150 bin devirde döndürebilecek hale geliyorsun. Bunun da önünde bir tane kompresör şeyi var. Evet orada da kompresör deniyor. Kompresör şey pervanesi var. En basit Türkçe ile söyleyecek olursak. Bu da gelen taze havayı hem merkez kaçı hem oradaki devri kullanarak çok basınçlı bir şekilde emme manifolduna iletebiliyor. Ve bu gittikçe artan performansın yaşanabildiği bir senaryo haline geliyor. Bu arada ısınan havayı soğutmak için de intercooler kullanıyoruz genelde. Aslında orada yani... bir kavram kargaşası var. Onunla da aslında aftercooler olmalı ama nedense bütün otomobil camii aslında bu intercooler olarak oturmuş. Intercooler aslında iki farklı kompresör sisteminin arasındaki cooler'dır. Soğutucu, eşanjördür. Ara soğutucudur. Eğer havanın sıkıştırılma işlemleri bittiyse ve sen bunu artık emme manifolduna gönderiyorsan bu şeylerden, kompresörlerden sonraki eşanjördür ya, buna aftercooler denmesi gerekir. Teknik bir detay bu. Biz ama intercooler olarak biliyoruz. Orijinal soruya dönecek olursak, turbo mu kompresör mü? Evet, soru havada duruyor daha. Benim şahsi cevabım bu konuda, çünkü yaşayarak öğrendiğim bir şey var. Belirli bir hacmin altında turbo şarj çok çok daha verimli oluyor artık. Çünkü teknoloji bu seviyeye geldi. Belirli markaların, BorgWarner'ın mesela ürettiği, üzerinde birden fazla turbonun olduğu çok dehşet sistemler var. Bunlar belirli bir koreografiyle çalışıyorlar. Çok 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 düşük devirlerden itibaren aslanlar gibi basınç üretip şeye kadar, kırmızı çizgiye kadar, red line'a kadar motordaki verimi çok daha yükseltebiliyorlar. Peki başka bir soru. Olası bir hasar durumunda ya da arıza durumunda hangisi daha maliyetli? İkisi de maliyetli. İkisi de maliyetli. Aslında kompresör diye tanımladığımız süperchargerların maliyeti bir parça daha yüksek. Çünkü herhangi bir hata durumunda o merdanelerin üzerindeki kaplamalar yok oluyor. Bunların tekrar gönderilip üstlerinin teflon kaplatılması gerekiyor. Bu bir. İkincisi, bir supercharger'ın içindeki şeylere... Merdane? Yok, bearingler. Rulmanlara ulaşmak çok kolay değil. Hem fiziksel olarak içinde ulaşmak çok kolay değil, hem de bunlara piyasada ulaşmak çok kolay değil. Çünkü çok özel rulmanlar bunlar. Onlar pahalı. Üçüncüsü, supercharger'ların kullandığı çok garip bir yağ var. Bu yağ böyle minnacık şişelerde satılır ve acayip pahalı bir şeydir. Dördüncüsü, dağıttığınız bir süpercharger'ı toplamaya başladığınız zaman bunu bir laboratuvar gibi çok temiz ve çok özel bir ortamda komparatörler ve mikrometrelerle yapmanız gerekiyor. Çünkü şeyler çok, aradaki toleranslar çılgın. Yani çok ince, çok küçük toleranslarla çalışmak zorunda bu. Ve yanlış bir şey yaparsanız da bayağı birbirini yiyor her şey. Sayı olarak daha az var kompresör ya da supercharger. Onun için bunları yapan, yani arz talep meselesi, bunların tamiratları ve revizyonları biraz pahalıya geliyor. Turbo konusunda yaygınlık olduğu için bir parça daha elimiz rahat. Bu içindeki parçalar hassas değil anlamına gelmiyor. Turboların içindeki parçalar gerçekten çok hassas. Ve mesela her gün yeni bir şey öğreniliyor. Bir tarihte billet dediğimiz tek bir parçadan
Talaşlı işlemle imal edilen pervane sistemleri çok revaçlıydı. Ama sonra şu fark edildi. Ya bunların döküm olanları daha hafif. Hafiflik önemli bir şey. Çünkü aynen, oradaki atalet, zımbırtı, şu tabii bu hepsi üst üste binen şeyler. Gittikçe daha farklı şeyler de öğreniyoruz. Türkiye koşullarında bizde böyle hani 3 litre ve üzeri V6, V8 motorlar pek yok. Biz genellikle işte 1 litrelerden bahsediyoruz. 1.6'ya kadar. 1.2, 1.4, 1.5, 1.6. 4 silindirli motorlar var elimizde. 3, 4. Ha 3 ve 4, özür dilerim. 3 ve 4 silindirli motorlar var elimizde. Böyle bir ülkenin koşullarında turbo şarj daha mantıklı, daha güzel sonuçlar veren, yakıt ekonomisine olumlu katkıda bulunan, kullanmayı bilirsen aslan gibi bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Yani sorunun cevabı aslında bu kadar basit. Peki. Turbo. Şöyle bir alıntı yapayım. Şey dendi mesela. 1.9 litre bir şey düşünün. 4 silindirli benzinli motor düşünün. Burada biz bir turbo uygulamasının şöyle bir hedefi var. Yakıt ekonomisi 1.4 litre atmosferik şeye denk gelecek. Benzinli 4 turbo da bu. Ya turbo uygulamasıyla. Fakat performansı da 2.5 litre motor alacak. 4 litre V8 performansı verecek. Amerikan V8'i mi? Tabii. O zaman 2.5 litre Avrupa yapıyor zaten. Yok ama yani şey bu, hedef bu. Ve adamlar mesela bunu yakalamış durumdalar. Çünkü 4 litre bir V8'in üreteceği torku biliyoruz. Gaz tepkisini biliyoruz. Adamlar 1.9 litrelik bir şeyden, benzinli motordan 1.4'ün yakıt ekonomisini, sabit hızla giderken ki yakıt ekonomisini ve 4 litrenin gaz tepkisiyle torkunu alabiliyorlar. Son soru. Bu dediğini öyle alelade bir yer yapabiliyor mu? 1.9 hani turbo takma işini, yoksa bu da artık ama az... Sadece turbo takarak olmuyor bu iş. Onun yazılımı var, onun beslemesi var. Onu... Bir de motoru bu kadar güçlendiriyorsan frenler ne durumda, süspansiyon ne kadar değişecek. Bizde hep şey hatası var çünkü. Motoru güçlendirdim, tamam abi o. Abi fren ne oldu? Hani lastikler. Çünkü bu program, bu programı izleyecek arkadaşlar. Aa evet ya, olabiliyormuş bak, 1.4 yakıt şimdi, maliyeti. Porsche hani dünyasında iki büyük isim vardır. Biri Ruf, biri Koenig, evet, değil mi? Yani bunlar yıllardır, 40 senedir falan piyasada olan, ne yaptığını çok iyi bilen iki farklı şirket. Ruf özellikle çok özeldir yani. Yani Ruf. Yani yıldırım çakar gibi geçer Ruf'un arabaları. Ruf, acayip. Kaputları çöker bazen biliyorsun. Şimdi bu araçlar senin elinde ne oldu hiç önemli değil. Kaç yaşında olduğu önemli değil. Bir Porsche var diyelim. Rufa ya da Koenig'e götürdün. Dedin ki bunu alın, bana şöyle aslan gibi performans olan bir araç istiyorum ben, bunu yapın. Adamlar sana bir bütçe çıkarıyorlar. Sen bütçeye bakıyorsun. Ya bunun yarısı motor, yarısı fren ve süspansiyon. Hatta fazlası. Yarısından fazlası fren ve süspansiyon. Diyorsun ki ben güç istemiştim. Ha gücün faturası bu diyor adam sana. İşte doğrusu bu. Doğrusu bu tabii. Tamam tam olarak. Yani o yüzden ya bir arabaya 100 bin beygirlik motor takarsın. Milyon beygirlik motor takarsın. Nasıl onu duracağım? Frenleri ve süspansiyonu nasıl duracaksın? Kaldıramıyorsa o araba kaldıramaz. Süs olur. Tam olarak sormak istediğim aslında bu. Hani oraya onu takmak yetmiyor. Komplike bir sistemi yapacak bir beyni, akla modifikasyon sadece güç arttırmak değildir. Otomobilin diğer komponentlerini o güce uyumlu hale getirmek. Aynen. Aa, Türkiye'deki modifikasyon tanımını bilmiyorsunuz. Modifikasyon dediğin senin LED'li anten. rica ederim. Karanlıkta parlayan paspas. Bir de öyle bir şey mi var? Tabii canım. Spoiler. Opsiyonel. Kanat böyle. Ha, bir de böyle bir de burnu bastıracağım. Yay bastırmalar, araba pıstırmalar. Ne diyorlardı? Ha, pıstırma. çok güzel. Yani bunun yeteri kadar örneğini görüyoruz ama hakikaten bilinçli yapın. Yani bak şöyle söyleyeyim. Üreticiler sürekli modifiye ediyorlar. Evet. Hani biz bir sonraki yıl böyle daha canlı bir model alıyoruz ya. Adam işte onu modifiye etmiş. Yani modifikasyon her alanda var. Bilgisayardan tut da ayakkabıya kadar her alanda modifikasyon var. Bunu bazen bireyler kendileri yapıyorlar. Bazen bir önceki örnekte dediğim gibi Ruf ya da Koenig bunu ya da AMG tamam, şirketleşerek yapıyor. Bir gün de Ruf konuşalım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kafanızda turbo mu, kompresör mü? Atmosferi zaten hani
Buraya hiç dahil etmedik bile. O da ayrı bir konu. Bir gün orada zaten yani, bir dönem konuştuk galiba. 3-4 sene önce seninle. Konuştuk tabii canım. Onun yani, usta vardı hatta. Onunla bisikler beraber konuştuk. Ağzına sağlık. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok. Şimdilik yok. Hakan abi parmak böyle bir şey. Ya bu konuyu bir 4 saat rahat konuşuruz. Biliyorum zaten. Hani. Bir gün açarız onu. Sağ salim bir programı bitirdiğim için de çok mutluyum bu arada. Yine yaralanmadan, denelenmeden. İzleyen ve denemeden bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız, notlarınız varsa lütfen yorum bölümüne ekleyin. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Esen kalın.